Bir de tüm koçu kestirmeye değilse, koçu kestireyim mi? Bilmiyorum. He? Bilmiyorum. Yani annesi mi annesi mi? Bilmiyorum. Peki sen şehitlerin yolunda sabit misin? Evet, i̇ftira, hoş geldin bakalım. İftira devam ediyor. İçerisine mi? Şimdi ilk biz seansı aldığımızda içerisine bir teyze evde duramıyordu. Değil mi? Evet. Sürekli dağlarda taşlarda geziyordu. Bir mirastan dolayı bir lanet olduğunu öğrendik. Evet. O kişiyle helalleşildi. Evet. Miras iade edildi. Ondan sonra teyze eve girdi. Şu an evde duruyor, doğru mu? Tam onu tespit edemedik. Şöyle bir durum var. Bizim bir tane enişte var, Çakır enişte. Çakır enişte evden taşındı, eve girdi. Çünkü eve girdi, evden tekrar kaçıyordu. Tekrar kaçıyordu. O gittikten sonra evde kalmaya başladı. Çakır enişte derken nasıl evden taşındı? Yani o bizim köyden ilçeye taşındı. O taşındıktan sonra eve girmeye başladı. Evde kalmaya başladı o zaman. Ha. Çok işe yaramadı. O zaman tekrar iyiydi. Tekrar biraz duruyordu, tekrar kaçıyordu, tekrar kaçıyordu. Ve o şey, hani tepe bir olay vardı ya, onun evi onun hemen yanında. Peki helalleşildi mi Çakır enişteyle? Karşılıklı helalleşildi. Helalleştikten sonra eve girmeye başlamadı mı? Senin gibi. Nasıl? Helalleştikten sonra eve girmeye başlamıştır. Burasını bilmiyoruz. Eniştem çok iyidir. O olmadığı zaman, yani yalnız o adamla bir hak hukuk deseniz, bu adam yani kibir... İftira almıştır. İftiraya babamak. Çakır'a. Ben Çakır'a iftira atıyor, bir kadın iftirası zannediyorum yani, ve babanın eşi de annen de eve girebiliyor. İşte babam diyor ki sen diyor onunla şey yaptın diyor. Ya böyle bir iftira atıyor. Yani ona diyor, babam diyor. Ama eniştem çok senin bir şamatadır, laf atar. Bir tane bizim yengem var. O da ama işin içinde hep bir iftira. Bir iftira dönüyor. Ona iftira atıyor. Ona iftira atıyor ve sonunda iftiralara teyze ortak olduğu sürece bunda sıkıntılar toplanıyor. Helallikler alınmaya başladıktan sonra, iftiralar kalkmaya başladıktan sonra normale dönüyor anlıyor. Yani ama iftira atılan kişi köye girdiği zaman yine eve gidememeye başlıyor. Yani tekrar bir denge bozukluğu. Denge bozukluğu oluyor. Ve içerisinde bir şey var. Ya bir tane başka bir yerden eşimle karşılaştık. Anladım. Peki teyzem bir dua et bakalım. Aç ellerini. Ellerini aç bir dua edeceğiz. Hayırım. Allah'ım niye kurdun? Sadece şöyle de. Allah'ım de. İftira atmaktan gelen şeytandan sana sığınırım diyor. Allah'ım. Allah'ım ya Rabbim. İftira atmaktan gelen. İftira atmaktan. Gelen. İftira atmaktan gelen. Gelen. İftira atmaktan gelen. İftira etmekten. Gelmekten. Bak Allah'ım. Allah'ım. İftira atmaktan gelen iftira atmaktan gelen şeytandan sana sığınırım. Şeytana sana sığınırım. Allah'ım. Allah'ım. İftira atmaktan gelen iftira atmaktan sana sığınırım Allah'ım. Allah'ım iftira atmaktan gelen şeytandan sana sığınırım. Sana sığınırım. Baştan söyle. Allah'ım. Allah'ım. İftira atmaktan gelen şeytandan sana sığınırım. Sana sığınırım Allah'ım. Bu da biliyorum. Peki bir daha söyle. Allah'ım. Allah'ım. İftiradan gelen şeytandan sana sığınırım. Yani şeytana gelen iftira atmaktan sana sığınırım Allah'ım. Allah'ım iftiradan gelen şeytandan sana sığınırım. Allah'ım sana şeytandan değilim. Sana sığınırım Allah'ım. Seninle sen güvenin Allah'ım. Allah'ım iftiradan gelen şeytandan sana sığınırım. Allah'ım şeytana gelen şeyi sana sığınırım. Allah'ım sana inanır. Bilemem dedi. Onu söyleyemiyor değil mi? Orada kilitleniyor. Bir daha söyle bak teyzem. İyi konsantre ol. Allah'ım iftiradan gelen şeytandan sana sığınırım. Allah'ım şeytana gelen şeyi sana sığınırım. Allah'ım sana inanır. Şeytandan gelen diyorsun. Sen inanırsın Allah'ım. Şöyle de.
Allah iftira atmaktan tövbe ettim dedi. İftira atmaktan tövbe ettim Allah'ım. Allah'ım iftiradan sana tövbe ediyorum. İftira atmaktan tövbe eden Allah'ım sana. Allah'ım tövbe eden iftira atmaktan. Tövbe estağfirullah. Tövbe estağfirullah. Tövbe estağfirullah. Tövbe estağfirullah. Tövbe estağfirullah. Allah'ım. Allah'ım. İftirayla. İftira edenlerden. Allah'ım insanlara iftira atmaktan. Ha. Sana sınırını Allah'ım. Allah'ım iftira atmaktan gelen şeytandan. Hı. Allah'ım. Ha, sen koru ya Rabbi. Allah'ım sen koru demek. Allah'ım. Hı. Allah'ım. Allah'ım. Başkalarına. Başkalarına. İftira. İftira. Atmaktan. Atmaktan. Gelen şeytandan. Şeytandan. Gelen şeytandan. Gelen şeytandan sen koru ya Rabbi. Gıda biliyorum. Tamam. İlahi 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 Muhammed Resulü diyeyim. Ben onun için ilerleyemedim zaten. Türkü söyleyecek mi? Söyle hadi bir türkü. Söyle bir türkü. Hadi bir türkü söyle. Utanım ben. Herkes utanmayacak. Gece onların istediği bir türkü var. Yapıyor. Söyle bakayım türküyü. Gülüzar, gülüzar, zalim gülüzar. Senin için dolaştım nazlı gülüzar. Tasa boynumu yoğururdu. Sizi kimler doyururdu? Balınan mı yoğururdu? Yandım yandım kül oldum. Kül oldum. Yandım yandım kül oldum. İhde dalın eğmeyeceğim. İhdesini yemeyeceğim. İhdesini yemeyeceğim. Alıvırsın urganı. Geçtiğim var demeyeceğim. Geçtiğim var demeyeceğim. Yandım yandım kül oldum. Kül oldum. Yandım yandım kül oldum. En çok söylediği türkü bu mu? Dağlar. He? Bunlar. Ve bunlar uyguluyor. Menefşesi nal olsun. Sular savasın susun. Sular savasın susun. Aşağı kızı seviyor. Vasın ellerin olsun. Vasın ellerin olsun. Aşağı kızı seviyor. Vasın ellerin olsun. Vasın ellerin olsun. Bulunmadık yer olsun. İlla başın sağ olsun. Dün gece ben dinledim de özellikle şey söyledim. O diyor ki sıra sıra mı söyleyeyim diye. Sırasına karpuzlar yemem sen. Söyle bakalım. Sırasına karpuzlar. Evde kaldı kart kızlar. Evde kaldı kart kızlar. 7000'lik istiyor. Yeni yetişen kızlar. 7000'lik istiyor. Gidiyor gidemiyor. Yolu terk edemiyor. Yolu terk edemiyor. Koy vurup gidemeyon, koy vurup gidemeyon. Yandım yandım kül oldum, kül oldum. Gülü zara vuruldum, vuruldum. Bir bakışta yıkıldım. 5-6 tane var, sadece bunları söyleyeyim, başka söyleyeyim. En çok kınamayla ilgili. Kınama var. Yani evde kaldı kart kızlar diyerek. 7 gün istedim. Bazen dinliyorum ben, o Yakup. Yakup? Yakup. O helallik verince ona... Ulan canım öleri. Gece bağırmalarını kesti. Yani gece şimdi... Gece bağırmalarını... Yakup'u kınamış mı? Kınıyor muydu? Evlenememiş miydi? Ne olmuş? Yok bizim köyde bu amca bak bu. Bir hafta önce diyor ki... O evlenemez ki. Evlenemez ki. Boşuna bak. Hizmeti bu oğlan bak. Bizim köyde bu oğlan bak. En çok da bak. Kim oğlan bak kafası bu kadar benim kocamın. Hayır buna kaçar. Allah büyümüş, kafaya büyümüş. En çok kınadığında Allah yardımcı olsun öyle. Emekli dedi. Emekli dedi. Babamı daha çok kınıyor. En fazla kınadık şu. Yani ne varsa babamdan geliyor. Evet, köylü böyle adamın kafası büyümüş. Babanın o zaman, baban çok fazla insanları kınıyor o zaman. Yani babam kimseye kınamaz. Kocan kınıyor muydu? Kocam mı? Hocam sadece insan kınamaz. Yüklenmezler hiç. Yüklenmezler hep söyleyeyim. Yüklenmez şey böyle büyük adam olmaz. Ne kınardın? Hatta ben Yakup'la gezmeye başlamıştım böyle arkadaşlarım, ben de 5 yaş falan büyük. Ondan sonra işte ne var öyle insanlar yani. Yakup'u ne bilecek bana mı değil misin? Bir adam bizim klinik adam mı? Kavası kocaman, aynı bunu zevkliyorum. Hocam kavası kocaman değil mi kınıyordu artık onu?
Kırmam aylar da aynen böyle çok kırılsam da korkarsın. Bir karısında kızında gözü var. Yani o türlü işlerin adamı bu zaten. Onu kınıyor. Yani onları kınıyor. Peki şöyle bir dua et bakayım. Allah'ım. Allah'ım sen aç maçlarım sana kınıyor. Sen benim zevkim sürekli söyle. Allah'ım. Allah'ım. Başkalarını. Başkalarını. Kınamaktan gelen şeytandan. Kınamaklardan özür dilerim. Allah'ım. Allah'ım. Başkalarını. Başkalarını. Kınamaktan. Kınamaktan. Gelen şeytandan. Gelen şeytandan. Sana sığınırım. Sana sığınırım Allah'ım. 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 Başkalarını. Kınamaktan. Allah'ım başkalarını. Kınamaktan sana sığınırım Allah'ım. Şimdi kendi söyle onu. Allah'ım. İnsanlar kınamaktan sana sığınırım Allah'ım. Ne bu sene Allah'ım. La ilahe illallah Muhammed Resulallah. Allah başkalarını kınamaktan gelen şeytandan sana sığınırım. Kınayanları, ben kınayanları zevklenirim anladın mı? O zaman olmaz. Zevklenmek ve kınamak mesela. Hiç zevklenmem o sana zevkimi sever insanları. Ne diyor? Yani ne demek istiyor? Yani zevklenmem, kınamam diyor. Yani Allah, başkalarını kınamaktan zevklenmem diyor. Bizim köyde bulur mu? Allah'ım seni açmamışsın seni indirdim. Seni görme Allah'ım. Bunu sen Allah'ım ilahe 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 Muhammed Resulat diyelim. Kınamam diyor. Kınamam, hiç kınamam. Neşe neşedir. Onun hiç ayrı bir nasibi vardır, onun da nasibi, ayrı bir nasibi vardır. Ona neyken be, öyle demek istiyor. Ama kart kızlar kocaya varamadı diye türkülerde kınıyor. Kartımız bizden. Zaten hiç. 7000 lira ister, kocaya da varamaz, kart kızlar evde kaldı diye türküler söyleyerek kınıyor. Ne yapardı? Evde kaldık, bizi kaldık. He? Evde kaldık. Hiç evlenmedim diyor. Sen, ama şimdi sen de evde kalmış gibi hiç kocanın gözü görmüyor, ya, evde duramıyor. Ben amca dur bir sen, beni çekeceklermiş bir kesen. Yavuz kadar bakmışlar da, hepsimiz damak içeri kaçmışlar. Bir türkü daha söyle bakalım. Ben o şey sorarım. Söylemedi ya. Ben şey, gidiyorum gidemiyorum. Yolu terk edemeyin, yolu terk edemeyin, bırakıp gidemeyin. Yandım yandım kül oldum, kül oldum. Yandım yandım kül oldum. İpek bir taş attım engeline, tamam etmen üzengeyle, tamam etmen üzengeyle. Ölür gider ayıder. Düşemeyen dengene, yandım yandım kül oldum, kül oldum. Yandım yandım kül oldum, ege dalın yemecen, ege seni yemecen, ege seni yemecen. Alıvırsın organı, geçte kim var demecen, geçte kim var demecen. Yandım yandım. Kül oldum, yandım yandım kül oldum. Sanki türküyü söylerken bir şey devreye giriyor değil mi? O kadar yetişir, o kadar yetişir. Abi dün gece ben hiç uyumadım. Dün gece uyumadın, neden? Uyuduğum zaman türkü söylüyor. Kalktığım zaman bağırmaya başlıyor. Uyuduğum zaman gene türkü söylüyor. Sen uyur uyumaz türkü söylemeye başlıyor. Ben kalktım başka, neşeyi severim, neşeyi yaşatmak. O da aynı. Bana diyor, sövüyorlar diyor, ne yapayım diyor. Onlar sana sövüyorlar, birilerini görüyor musun teyze? Hiç görmedim, daha hiç görmedim. Cinleri görüyor mu? Hiç şeyleri, şeyleri hiç görmedim. Okuma, üstüne vuramam. Hem okuma okurum ben. Şu şekilde söylüyorum. Allah öyle okurum, yatağa kalk tepede okurum. Bir tane kadın geliyor, saçları öne çıkıp diyor. Evet. İhtiyar diyor, o kadın bana türkü söyle dedi diyor, ben ondan söyledim. Yalnız etrafa gidip birilerle konuşmaktan ziyade içindekiyle konuşuyor. Bazen dışarıdan da gelen sesler var. Türkü neşe neşedir yaşadığı sana, anladın mı? Murarmasa öyle gidersin karnından. Şu anda tamamen kendinde ve asıl enerjinin bulunduğu yer köy. Köyden çıkıyor. Köyde daha çok etki oluyor. Köyde bu kuyruğun sesi malum dünyada ayakta. Bende de aynı. Hatta ilk köyden çıkınca rahatlıyoruz. İlk zamanlar. İkisinde. Zanki lanetli bir köy gibi. Evet, babamın ekseni hemen bizim köy direkt dışına çıkar. İyidir, karşılıklı şey var değil mi? Köy dışına çıkar. Tanıttım da sen yapıyorum. Babam gördüğü zaman sen şusun sen olsun sürekli bağıran kadın ondan bana onlar aldı iyiyim dedi. Önler de sohbet ettiler başlar. Köye gel. Köyden çıkın. Tekrar saldırmaya başladı.
Ters kulübesin var, büyüğünü burası. Annen de. Ama sürekli başkalarının böyle bir dedikodu, bir iftira, bir gıybet, bir kınama sürekli. Çubuğu ne aradır, kıramayalım. İçerideki bir şey söylüyor, o gidip ona inanıyor ve onu söylemeye başlıyor. Yani vücutta bir enerji onu yönlendiriyor. Evet. Türk'ü söyletiyor. En büyük sıkıntımız o zaten. Beni Türk'ü çarpmaya götürürler, bu kadar çağırır. Bunlar işler, ben Türk'ü çağırıyorum. Onlar... Ben de buradan giderler. Şuraya gitti, oraya gitti. Gidip orada Türk'ü söylüyor. Beni böyle çağırlar, benim karanlığı yıkıntıyım. Ben boru bir sesi var, ben boru bir sesi var. Çok sesim var. Allah'ım Türk'ü söylemekten gelen şeytandan sana sığınırım de bakayım ben. Diyelim. De bakalım. Allah'ım sana sığınırım, şeytana gelen hatalar kusura, affet yalvarırım, ilah ilah ilah. Allah'ım Türk'ü söylemekten gelen şeytandan sana sığınırım de. Allah'ım sana sığınırım. Allah'ım Türk'ü söyleten şeytandan sana sığınırım dedim. Allah'ım sana sığınırım, Türk'ü çağırdım, Türkler sana sığınırım. Bir daha söyle bak. Allah'ım Türk'ü söyleten şeytandan sana sığınırım. Allah'ım sana sığınırım, Türk'ü çağırdım. Allah'ım Türk'ü söyleten Türk'ü söyledim. Şeytandan sana sığınırım. Sana sığınırım Allah'ım. Bir daha söyle. Allah'ım Türk'ü söyleten şeytandan Türk'ü söyledim. Şeytandan sana sığınırım. Sana sığınırım Allah'ım. Allah'ım Türk'ü söyleten Türk'ü söyledim. Şeytandan sana sığınırım. Sana sığınırım Allah'ım. İlâ ilâhe illallah. Şimdi söyle Türk'ü bakalım. Şimdi Türk'ü söyle. Sırasına kalmış. Derelerim sövüldü, oyunum oyunum büyüdü, oyunum oyunum büyüdü, evveli küçüktü, şimdi göğsü büyüdü, şimdi göğsü büyüdü, yaşlana kurulana, niye kayırdın anne, niye kayırdın anne, bir ona bak bir de bana, meyilim seni bir anne, bir anne. Meylim seni bir anne. Evlenmezden önce hani böyle bu evlenmeden önce teyit gibi şeyler yokmuş. Hani bu tenekede hep söylüyorlarmış. Kendime çalan kızlar kızar oluyor. Hep çalıyorlarmış. Peki annesi bunun türkü söylemesine kızar mıydı? Kızmaz. Neşe neşedir diyor. Babam böyle babadı hadi diyor. Şey kızar mıydı? Kocan kızar mıydı? Hı? Ben daha evlendim oğlum. Ben daha evlenmedim mi? Evlenmedin de bu kimin oğlu? Diyamadı dolan işte. He? Dolan benim kimin oğlu? Peki evlenmedin de bu nereden geldi? Hazreti Meryem gibi mi geldi? Babam da hayırdır anladın mı? Babam Neşe'yi severdi. Hayır bir dakika. Sen şimdi evlendin mi? Evlenmem daha. Peki bu kimin oğlu? İşte bunlar bulundum bulunacağız oldu böyle. Ne oldu? He? Dolan başlı benim. Senin mi bu? Hı. Babası kim? Babasının adı Halil. Babanın adı Halil mi? Muammer öyle diyor işte. Muammer mi? Halil mi babasının adı? Akmodik değil mi bu? Onlar kendi zamanları diyor. Bana bakıyor sen benim oğlan değilsin. Benim oğlan burada diyor. Peki şimdi bu senin oğlun mu değil mi? Benim kendi oğlum bu, benim oğlum. Peki babası kim? Babasının adı Halil değil. Babamın adı Halil anladın mı? Senin babanın adı Halil de. Hı. Oğlunun babasının adı ne? Bunu biz kendimiz gözler gibi Ekrem buldurdun. Yolda mı buldunuz onu? Yolda bulundum, kolay değil. Sen bunu doğurmadın mı? Ben doğurdum diye. Doğurdun da babası kim? Babasının adı Halil'di. Halil değil diyor babam adı diyor. Babam öldü. Ya senin babanın adı Halil. Benim babamın adı Halil. Ekrem'in babasının adı ne? Ekrem Güleç başka. Bunun adı Ekrem Güleç, annesi adı Fatma Güleç. Onlar öyleydi, gece ona Ekrem demiyor. Peki bunun babasının adı ne? İşte buna bizim adı başka yok. Hayır şimdi bak. Bunu sen doğurdun. Hı. Bu senin oğlun. Ya oğlum. Bunun babası kim? Halil babasının adı Halil. Ya senin babanın adı Halil. Oğlunun babasının adı ne? Adını ben koymadım, ben duymadım. Ya teyzem bak. Geç ona söyletiyor, ben de ona yok. Ben de bunun oğlunun adı, bu oğlun değil mi senin? Ekrem ben oğlanım. Bu senin oğlun Ekrem. Hı. Babası kim? Babamın adı Halil. Ya senin babanın adı Halil. Ekrem'in babası kim? Ne Ekrem babası, bunun babası olacak. Halil de Halil babası. Senin babanın adı Halil, bu senin kardeşin değil ki oğlun. Bunun babasının adı ne? Benim babam kim? Benim lan babasının. Bilmiyor mu? Hı? Piç mi bu? Tövbe estağfurullah.
Babasının ya adını bilmiyor. Ya olur mu? Bunun da bir babası var. Bunun babası senin kocan işte. Tekrar biliyor musun sen? Sen biliyor musun? O nereden bilsin? Ne? Sen bileceksin babasını. Böyle bir şey var. Baba niye abi? Biri de böyle babasız doğdu, bilmem ne piçmiş diye bir iftira attı ki bu kendi oğlunu tanıdı. Yok iftira atmadı, olur mu Emre? Biz dün bilmiyoruz. İşte, arada söylemesi gereken bir kişiye ben bunları da söyleyeyim. Toparlaması daha önemli olur. Şimdi iki tarafta gönüllü değil. Yani sürekli söylediği şarkı ben onunla evlenmeyecektim. Şu anda kocası olan komplesiydi. Benim teyzem. Babasıyla evlenmek istiyor mu? Senin babanla evlenmek istemiyor mu? İlk önce öyle diyordu. Sonra şimdi teyzesinin oğlu oldu. O da istemiyor, öbür taraf da istemiyor. Senin baban da istemiyordu o zaman. İki taraf da istemiyor. Hatta aileleri zoruyla mı evlendirilmişler? Evet. İkisi de. Ondan sonra ilk çocuk düşmüş. Zorla olmaz, zorla olmaz. Ve babam sürekli yani köy dışında bir yerden Ayvalıklara, işte Balıkesir merkezine, hava alanı, oralara çalışmaya gidiyor sürekli. Tamam. Ondan sonra eve hep sürekli az geliyormuş. Bir de trenin faydama olayı çıkıyor. Bu söylüyor, babam ilerliyor. Bu söylüyor, o ilerliyor. Ya bu türkü söyledikçe baban ilerliyor buna. İlerme nerede? O trenin... Sevmiyor, tamam. Şey var mesela, Mevlüt yenge var bizim amcamın karşısında. Tren ne şarkı, türkü mü o da? Türkü de. Söyle tren türküsü söyle bakalım. Tren kalktı sumadan. Tren kalktı sumadan. Görünmüyor dumandan. Görünmüyor dumandan, anne beni ayırma. İlk sevdiğim olandan, yandım yandım kül oldum, kül oldum. Gülizana vuruldum. Bu şimdi babana bu türküyü söylüyor. He. Baban da buna beddua ediyor. İlk sevdiğim olandan beni ayırma diye bu türküyü söyleyince baban da buna beddua ediyor. Enerji baba. O zaman yine babanın bunu yaptığı bedduayla bu çarpıldı türkü üzerine. Büyük inan. Çünkü ona inan olarak ben de beni ayırma ilk sevdiğim oğlandan diye türkü söylüyor. Babam da buna bedduayı yapıştırıyor Allah belanı versin senin gibi karının diye. Çünkü o türkü de babana bir ihanet gibi aynen. Baba kesin içinden yukarı çıkacağım. Daha bu tanrım beni yapamadım. Ne diyor baba? Gebere kal. Gebere kal diye bedduayı. Ondan sonra Allah belanızı versin. Peki babana sen bunun türkü söylemesinden dolayı yaptığı bedduadan tövbe ettirdin mi? Ettirdim. Tövbe etme mi? Tövbe edin. 7 kere tövbe edin. Ben babama hiçbir şey yaptıramadım. Bana bir şey sormadı. Hiçbir şey yaptım. Hiçbir şey yaptım. Benim babam böyle çocuk arabası. Türkü ondan söylüyor. Çocuk arabası. Enerjinin kaynağı babam. Babam. Babam becerikli. Babanın buna yaptığı beddua lanet. Babamdan hiç yap. Babam çocuk. Bu inan etti. Söylerken yap diyorum, yapmış kalkıp gidiyor. Babam bir tıska vursun bize, böyle babam bir tıska vursun bize, bir de babam vursun, anam darılır. Babamla ilgili hiçbir şey hatırlamıyorum. Beraber çalıştık 40 yıl. Ya babam bunu lanetlediği için, 5 yaşında çocuk lanetlediği karıdan mahrum kalıyor. Evet. Kadın onu tanımıyor. Lanet diye babam hata işte. Benim şu an üzerinde durduğum o, asıl o. Doğru analiz ettim. Ya o diyor ya da büyüyor. Yani benim... Büyü, yani babanın, benim babanın değil büyüsü, baban ona türkü söylediği için... Bu tren türküsü, o tren türküsünü bir daha söyle bakalım. Bak, babam tarla bize türkü çaktırır. Neşelendirir tarlayı. Tamam işte, sen de kocana söyledin türküleri, kocan da delirdi. Delirme nerede, delirme nerede? Çakır enişteyle, bir de Bali denilen birisi var. Ona diyor ki, onlarla sen yaptın. O da diyor ki, sen de bununla yaptın. Baban da buna iftira atıyor. Birbirine iftira öyle bir şey, öyle bir şey. Karşılıklı lanetleşme. İncelemez o iftirata bu babam. Asıl, İftira ve lanetleşme. Bak, ne yapayım? Karı koca iftira etmek gibi birbirlerinden lanet okumak. Sen bir oturma, bizde 7 tane kız var, 7'miz de bir yerde arkamızdan. Sen şu tren türküsünü bir daha söyle bakalım. İlk çocuk düşmüş mü? Tren türküsünü bir söyle bakalım. Hiç tren kalktı sumadan, görünmüyor dumandan, görünmüyor dumandan, anne beni ayırma, ilk sevdiğim olandan. İlk sevdiğim olandan, yandım yandım kül oldum, kül oldum, yandım yandım kül oldum. Sıra sıra kafızlar, evde kaldı dört kızlar, evde kaldı dört kızlar. Yedi binlik istiyor, yenge yetişen kızlar, yenge yetişen kızlar. Gide gide yoruldum, bir taş attım yoruldum, bir bakışta vuruldum, yandım yandım kül oldum, kül oldum, yandım yandım kül oldum.
Menemşesi yenen olsun, sula sabahsın susun, sula sabahsın susun, aşağı kızı seviyun, vasın ellerin olsun, vasın ellerin olsun, menemşesim gıdaş attı mengeyle, tamam etmen zengeyle, tamam etmen zengeyle, ölür gider ayeden, düşemedin gene, düşemedin gene, yardım yardım gül oldum, gül oldum, bir bakışta vuruldum, vuruldum, yardım yardım gül oldum. Aynen böyle yaptı. Babanın karşısında bu türkü alışkanlığını söyledi. Ondan sonra baban da sen eski sevdiğini böyle söylüyorsun deyip buna habire gece gündüz beddua etti. Amcası öyle bir şey değil mi? Babam bizi sıkı sıkı tutar. Baban hiç değil, kocan. Biz gideriz arkamızdan gider, böyle yalnız gitmeyiz. Diyorsun, bizde 7 tane kız var, 7 tane. 7'si de aynıdır. Sabaha kadar bağırıyor. Kara gözlük o kız. Peki o türküyü söylerken sende etkilenme oluyor mu? Yok, babam isterdi. Sende? Ya bende bir şey oluşuyor. Ne o? Bilmez daha çok bir tavuk olur. Yaş olsun. Susuyorum yani, uyuyamıyorum artık. Susuyorum. Yani tutunduğunca tülem tükem tükem oluyor. Bütün lanet türküden başladı. Otur bakalım. Şimdi yalnız şöyle bir şey var. Mesela Yasin Suresi'ni ben onu okuduğum zaman. Evet. Ondan sonra o biraz da sesini yükseltiver. Yükselttiği zaman babam engel oluyor. Engel olmaya çalışıyor. Engel olmaz. Normalde sabah kadar var. Sabah kadar valide bağırsın. Kesinlikle bir bak, sesini çıkar. Nerede cümle olsun? Ama okumaya başlayınca engel oluyor. Birincisi, ikincisi, babam namaz kılarken validenin dengesi daha fazla bozuluyor. Yani ne varsa babamla kaynaklı bir şey. Benim şu ana kadar buldum ama babamla hiçbir şey konuşamam. Bana bir şey sormadı. Baban tövbe etmiyor. Yani bir defa yaptı, oldu mu dedi bana. Bir defa söyledim, konuşmadı, çekti gitti. Bir çalışalım bakalım üzerinde. Yapamıyorum. Bir otur bakalım teyzen. Çalışır, tazı gibi geçti. Talebat. Otur bakalım, otur. Baba namaz kıl dediği zaman benim şu beyin, şu kısmı şöyle bir sallanmaya başladı. Babanın bedduası. Sana de, senden doğacak da Allah-u Alem, hepinizin Allah belasını versin dedi. Senin de Allah belanı versin, senden doğacak olanın da. İlk çocuk yine diyor ki, cizar al, ben ümür geldi. İlk çocuk düşüyor. İkinci çocuk, yani ölen kardeşimiz oldu, o biraz spastik gibiydi. Abin intihar ediyor diyor. Sen kim öldü, kim öldü, kim öldü bize? Sen de evlilik bitiyor. Bela devam ediyor. Biraz kekemeliği var. İkrar kim ölmüş söylesene kim ölmüş? Ben de ölen bir şey birisi yok. Uysal biliyor musun Uysal'ı? Bilmem, bilmem Uysal Bülent, bilmem mi Uysal Bülent? Ha, onu diyormuşlar. Otur bakalım teyzen. İşimiz var seninle. Allah'ım babamın anneler ve bana yapmış olduğu ve duadan gelen şeytandan sana sığınırım. Bir daha söyle. Allah'ım babamın anneme ve bana yapmış olduğu bedduadan gelen şeytan. Yaptığı bedduadan gelen şeytan. Gel yapma, bu ay olmaz. Anneye bir şey olmaz. Allah'ım annemi... Babamı... Ne düşünüyorum? Bu lafaz kimse söylemez. Anneme ve bana yapmış olduğu bedduadan gelen şeytandan sana sığınır. Allah'ım babamın anneme ve bana yaptığı bedduadan gelen şeytandan sana sığınır. Allah'ım babamın anneme ve bana yapmış olduğu bedduadan... Yaptığı bedduadan. Yaptığı bedduadan gelen şeytandan sana sığınır. Devam et. Beynin kilitleniyor mu bir an? Şimdi hocam zaten benim duruşum olduğu için. Yani bir daha söyle Allah'ım babamın anneme ve bana yaptığı bedduadan gelen şeytandan sana sığınır. Nasıl? Bir daha söyle. Allah'ım babamın babamın anneme ve bana yapmış olduğu yaptığı bedduadan gelen şeytandan sana sığınır. Allah'ım babamın anneme ve bana yaptığı bedduadan gelen şeytandan sana sığınırım. Allah'ım babamın anneme ve bana yaptığı bedduadan beddua nedeniyle ben babamın adına sana tövbe ediyorum. Allah'ım babamın anneme ve bana yaptığı bedduadan dolayı ben babamın adına sana tövbe ediyorum. Tövbe estağfurullah ya Gaffar. Tövbe estağfurullah ya Gaffar. Allah'ım şahit ol ki Allah'ım şahit ol ki ben babama dünya ve ahiret
Dünya ve ahiret. Geçmiş ve gelecek. Geçmiş ve gelecek. Tüm haklarımı. Tüm haklarımı. Helal ettim. Helal ettim. Allah'ım. Allah'ım. Annemin söylediği türkü nedeniyle. Allah'ım, annemin söylediği türkü nedeniyle. Babamın kızgınlık ve öfkeyle. Babamın kızgınlık ve öfkeyle. Anneme. Anneme. Ve annemden doğanlara. Ve annemden doğanlara. Ve doğacaklara. Ve doğacaklara. Yaptığı bedduadan dolayı. Yaptığı bedduadan dolayı. Ben babamın adına. Ben babamın adına. Sana tövbe ettim. Sana tövbe ettim. Tövbe estağfurullah ya Gaffar. 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 İçinden ağlama hissi geliyor mu? Yok, gelmiyor. Kafanda bir uyuşma geçiyor mu? Yok, geçmiyor hocam. Benim kalple beyin bağımsız. Peki şöyle de. İkisini birleştiremiyorum. Allah'ım. Allah'ım. Annemin ve babamın. Annemin ve babamın. Birbirlerine yaptığı iftiradan. Birbirlerine yaptığı iftiradan. Gelen şeytandan sana sığınırım. Gelen şeytandan sana sığınırım. Allah'ım. Allah'ım. Anne babamın. Anne babamın. Birbirlerine yaptığı iftiradan gelen şeytanın. Birbirlerine yaptığı iftiradan gelen şeytandan sana sığınırım. Allah'ım, anne babamın birbirlerine yaptığı iftiradan gelen şeytandan sana sığınırım. Allah'ım, anne babamın birbirine yaptığı iftiradan gelen şeytandan sana sığınırım. Allah'ım, annem babamın birbirlerine yaptığı iftiradan gelen şeytandan sana sığınırım. Allah'ım, annemin babamın birbirlerine yaptığı iftiradan gelen şeytandan sana sığınırım. Bunda zorlanıyor musun? Birazcık. Allah'ım, anne babamın başkalarına yaptığı iftira ve kınamadan gelen şeytandan sana sığınırım. Allah'ım, annem babamın başkalarına yapmış olduğu kınamadan gelen şeytandan kınamadan ve iftiradan gelen. Kınamadan gelen iftiradan. Allah'ım, anne babamın başkalarına yaptığı iftira ve kınamadan gelen şeytandan sana sığınırım. Allah'ım, annemin babamın başkalarına yaptığı iftiradan ve kınamadan gelen şeytandan sana sığınırım. Allah'ım, annem babamın başkalarına yaptığı iftira ve kınamadan gelen şeytandan sana sığınırım. Allah'ım, annem babamın başkanına yaptığı iftira ve kınamadan gelen şeytandan sana sığınırım. Allah'ım, annem babamın başkanına yaptığı iftira ve kınamadan gelen şeytandan sana sığınırım. Bunları şey hissediyor mu? Ne güvenecek? Oturalım. Ne güvenecek bugün? Camdan kaçtın ya. Hayır. Şimdi bir daha kaçsana. Ne güvenecek? Bırak. Şu deminden beri kendinde değil, biliyor musun? Yok, tabii. Gel bakalım, otur şuraya. Gel bakalım, bismillah. Ne oldu? Genelde bunu yapıyor. Bendeyken ne oldu? Bayıldı. Bendeyken de çok yapıyor. Bayılıyor bana. O harekete geçtiği zaman. Oraya bir otur. Nerede doğru? Şuraya. Yastan gel. Otur oraya. Nerede? Yardım. Anne. Bir tane bakayım. Başkalarını kınamak. Şimdi otur. Euzu billahi mineşşeytanirracim de bakayım. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bana bir bak. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Babanı el kaldırıyor mu? Teyze, şimdi demin bir soru sordum sana. Bu kim? Ben oğlanım. Oğlan. Babası kim? Babasını biliyorum. Hayır, ismi de babasının? Bu kimi ben bilmem. Hayır, babasını dedi, söyleyeyim mi? Babası kim şu an? Babasını tam hatırlıyor musun? Çünkü ben korkudum, hatırlamadım. Hayır, babası kim bunun? İlker İmgard. He? Yataktan kalkamayın, babası hasta. Adı ne, adı? Babasının adı ne? Ne derler bunu? Müslüman mı? Hı? Müslüman mı? Yok, Bacı derler ona. Bacı mı? Hı. Kim diyor? Bacı. Ne adı? Bacı kim? Nara derler, Bacı derler. Bacı kim? Bacı mı, Dacı mı? Bacı demek küçük tip laç yaparlar da. Hem Bacı. Yüzünlere bakar. Bacı, Dacı. İkisi de şeytan nasılsın? Oğlum, yer var bu. Oğlum.
Oğlan... Şimdi bu oğlan, oğlan değil mi senin? Ya bunun babası. Bunun babasının adı ne? Bunun babası, bu bilir. Yani burada biz küçük değildik, küçük. Bunun bağlardı böyle. Ne güzel dümbe yapar üzümleri. Üzüm adı bize bağlar, üzüm doludur. Bekmez kaydırırız. Ta sene bundan üzümle geleceğiz. Bunun babasının adı ne? İşte İbşin Muammer diyorlar hele. O adam ihtiyar öldü. İbşin Muammer ama bunun babasının adı değil mi? İbşin Muammer diyorlar hele, bilmiyorum. Ya bunun babası İbşin Muammer diyorlar. Bir de tüm koçu kestirmeye değilse koçu kestireyim mi? Bilmiyorum. He? Bilmiyorum. Yani annesi mi annesi mi? Bilmiyorum. Peki sen şehitlerin yolunda sabit misin? Bir s**t lan.